hutbelere başka lisan karıştırıyorlar, hutbe iptal oluyor. Hutbe cumada farzdır. Cumadaki hutbe iptal olursa cuma namazı da fasit olur. Yani 1927'den beri Türkiye'de kılınan cuma namazları hakkında konuşmak mümkündür. O bir Ahmet, ne bir prof var Ahmet, neydi? O zattan Allah razı olsun, bu meseleyi çok güzel şerh etti. Şeyde var, o bantlarda var. Ahmet neydi o? Şimşirgil. Ha? Şimşirgil. O zat, Allah razı olsun, bu işi güzel izah etti. Sözünde sakınmadı. Türkiye'de cumalar olmuyor dedi. Şimşirgil. İsteyen onun şeyden YouTube'dan şeyini bulabilir. Bandını bulup dinleyebilir. Biz de bunu 1985'te yazdığımız bir küçük kitapçıkla Diyanet işlerine gönderdik. Ve gücümüzün yettiği ne kadar hoca, müftülük varsa gönderdik. Kimse bir cevap vermedi. Bizi ciddiye almadılar yani. Ne müspet ne menfi kimse bir cevap vermedi ama cumalar olmuyor. Yani bizi ciddiye almak almamak mühim değil ama cumalar olmuyor. Çünkü hutbeye Arapçanın dışında lisan karışıyor. Hutbeler iptal oluyor. Hutbe namaz yerindedir. İki rekat namaz yerine geçer hutbe. Namazı kılarken Fatiha'yı okuduktan sonra dönüp cemaate, cemaat bilen var bilmeyen var. Bu okuduğumuz sure-i şerifin manası budur deyip izah ettikten sonra dönüp tekrar namaz kılmak neyse hutbede de bu ayetin cemaat bu ayetin manası budur demek her milletin kendi diliyle söylemesi aynıdır ve hutbe iptal olur. Farzdır. Farz iptal olunca cuma da iptal olur. Yani sarıktan evvel söylenecek çok şeyler var Diyanet hakkında.